Sorumlu dedir. Şimdi gelinen mücadele sonucunda gelinen noktada 91 yıllık gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevdası Türkiye'dir. Az önce söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'dir. Sevdamız da Türkiye'dir. Elbette her karanlığın sonunda nasıl güneş doğacaksa, elbette her çıkışın bir iş nasıl oluyorsa, Türkiye'de bakatlığı işinden elbette Cumhuriyet Halk Partisi çıkacak. Bakın direnen yine Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir. Direnen yine sizlersiniz. Kurtuluş Savaşı döneminde bir kemal çıktı. Bu coğrafyayı, bu halkı emperyalistlerden kurtardıysa, bu coğrafyadaki düşmanları, emperyalistleri süpürüp attıysa, İzmir'e, Ege'ye, değerli arkadaşlarım, ikinci Kemal'e şimdi aynı şartlar altında bu bağımsızlık doğuruyla, bu bağımsızlık anlayışıyla elbette, elbette emperyalizmin şimdiki kuşaklarını iktidardan kovacak ve Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'yle nasıl olacak? Hiç endişem yok, hiç kaygı yok. Arkadaşlarım, bakınız, iki gün önce olağanüstü bir kongreden çıktık. Cumhuriyet Halk Partisi yine Türkiye'ye demokrasi dersine. Cumhuriyet Halk Partisi yine Türkiye'ye yaptığı kurultayla, yaptığı kongrelerle demokrasi dersine verdi. Genel başkanımız aynı hızıyla çalışmalara devam ediyor. Oluşan yönetim aynı hızıyla çalışmalara devam ediyor. Elbette siyasi partilerde başarıya ulaşmanın yolu elbette tartışılır. Elbette birbirimize tartışacağız, elbette konuşacağız. Elbette çıkış yolu bulacağız. Ancak bir kuş. Bir kuş. Değerli arkadaşlarım, siyasi yapılar çiftçilere indirgenmez. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal yapısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanları değiştirilir, il başkanları değiştirilir, milletvekilleri değiştirilir, belediye başkanları değiştirilir, genel başkan değiştirilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısı değiştirilir. En fazla değer verip de korumamız gereken nokta bu kurumsal yapıdır. 91 yıldır ayakta duran bu çınarı en fazla korunması gereken yeri burasıdır. Bu kurumsal yapıdır. Elbette, elbette bu aile içerisinde, elbette bu pirinç içerisinde, bir çuvalı içerisinde taş olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu örgüt, bu örgütler kendi inisiyatifiyle bu melekten geçirecek ve eleyecektir herhalde. Başka bir çözüm yok. Birbirimizi yemeyeceğiz. Birbirimize kavga etmeyeceğiz. İşi kişiselleştirmeyeceğiz. Çünkü hepimizin bir tek olarak önce Türkiye, sonra Cumhuriyet Halk Partisi. Bu payda birleşeceğiz. Bu payda fayda sağlamak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda sağlamak için çalışacağız. Önce ikimizi kabul edeceğiz. Herkes ama herkes önümüzdeki 8-9 aylık süreç içerisinde Türkiye'nin geldiği noktayı düşünerek tek bir de tek bir arkadaşlar, değerli partilerim, tek bir nokta. Hiç kimsenin ülkenin orduları dağıtılırken, ülkenin tersanelerine girilirken, ülkenin çocukları sokaklarda vurulurken, öldürülürken, garip iktidar kavgalarıyla partiyi yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Ülkenin geldiği noktayı görüyorsunuz. Ülkenin geldiği noktayı görüyorsunuz. Bizler bir olacağız. Bizler beraber olacağız. Bizler birbirimize sıkı sıkı sarılacağız. Ondan sonra belki Elvan'ın katilleriyle mücadele edeceğiz. Ondan sonra bu ülkenin tersanelerine giren, bu ülkenin demirbaşlarını, bu ülkenin değerlerini haraç veya satanlarla kavgaya çıkacağız. Ondan sonra bu ülkenin ordusunu dağıtanlarla kavgaya çıkacağız. Bu kavga milli kavga. Bu kavganın Kurtuluş Savaşı'ndan farkı yok.
zamanı silahla işgal edenler, o zamanı tamla işgal edenler, şimdi emperyalizmin şartları demokrasi kılıfı altında. Ama yalancı demokrasiyle, kadık demokrasiyle, hile karıştırarak, sandıklardaki oyları çalarak ülkeye iddia olmuş. Bunun kanlı işgalden, sürgülü işgalden farkı yok. Dolayısıyla o gün nasılsa Türkiye'nin iç dinamikleri oluşturan Kuvayi Milliye ruhu nasıl başardı da Sivas Kongresi'nden sonra Cumhuriyet Halk Partisi oluşumuyla, rüzgarıyla, vatan sevgisiyle, coğrafya, bu coğrafyanın sevgisiyle, bu halkın sevgisi, bu rüzgarıyla ilerliyse, nasıl darbe dönemlerinde itilip kakıldıysa Cumhuriyet Halk Partiler yılmadıysa, bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuysa, şimdi de aynı noktadayız. Arkadaşlarım, büyük önlerim dediği gibi, bu bizim kanımızda var, bu bizim dokumuzda var. Bunlar ihtiyaç duyduğumuz kuvvet bizlerde var. Bu parti örgütlerinde var, bu parti üyelerinde var. Hiç ama hiç telaşım yok, hiç telaşım yok. Hiçbir endişem yok, hiçbir kaynaşım yok. Burada bu parti örgütlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine çok fazla iş düşüyor. Bir, parti istiyor. İki, çalışma. Başka bir şey. Hiçbir şey değil. Değerli arkadaşlar, iki tane seçim olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için çaba sarf ettik. Tarlada resimiz olacak ki, harmanda yüzümüz olsun, değil mi? İşte arkadaşlar önümüzdeki dönem olur. Önümüzdeki 8 aylık dönemde bütün Cumhuriyet Halk Partileri tarladığınız olması gerekiyor. Bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor. Bu mücadeleye güç vermesi gerekiyor. Sen, ben parçası bırakmasın. Arkadaşlar, kurumlarla sonrasında elbette partide yeni bir ilme, yeni bir hareketler var. Bakınız geçirdiğimiz kurumlarla parti meclisini seçtik. Ve burada gururla söylüyorum, onurla söylüyorum. Kıvanarak söylüyorum, mutlulukla söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile örgütü, Tayfun Gül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisine ilimizden bir arkadaşımız göndermiş. Buradan değerli arkadaşım tebrik ediyorum. Buradan bu örgütü tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaydan sonra ikinci büyük organına şu anda ilimizden bir arkadaşımız göndermiş. Arkadaşlar bunun mutluluğunu da yaşayacak. 60 kişilik parti organına Bilecik'ten Tayfun'dan sonra ikinci arkadaşımızı Gençlik Odası'ndan Gençlik Kolu Başkanı Sayın Dilan Gültekin'e gönderdik. Bunun mutluluğunu yaşadık. Bunun kıvancını duyduk. Bu öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi, ondan sonra Bilecik için büyük bir hazırlık. Ve bu güç ve bu birliktelikle tekrar kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Buradan işinden şunu işinizi istiyorum. Ant ederiz ki, Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki dönemde iddia olacaktır. Ve biz bunlar için, ve bu iktidar sevdası için, hatta daha bir şey söylüyorum, Türkiye için, elimizden gelen her şeyi, her çalışmayı, elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Yoksa şunu unutmayın. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere toprak aldığındaki Kuvayi Milliye şehitleri ayağa kalkacaklar ve sizlerin yüzüne tükürecek. Değerli arkadaşlarım, bizim onlara borcumuz var. Dolayısıyla bunlar geçer olduğunda elbette birlik ve beraberlik olduğunda hiçbir şüphem yok. Biz tek yumruk halinde hep beraber, hep birbirimizi kucaklayarak bu mücadeleye bırakın el koymayı kendine koyacağız ve toprak altındaki şehitlere bu borcumuzu ödeyeceğiz.
Birleşmiş Milletler'de 2015 seçimleri, genel seçimler bizimdir. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın!